izleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size bu akşam eşimle birlikte düşündük, taşındık, nasıl bir video hazırlayabiliriz? Bu karantina günlerinde size faydalı olabilecek bir video çekmek istedik. Bu videomuz özellikle nargile içicilerini kapsamakta. Hem benim evde nasıl nargile içtiğimi gösteren, hem de içtiğim takımı ve ekipmanları sizlere tanıtmak istiyorum. Onlar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hem bilgilendirme hem bir vlog tarzında bir video olacaktır. Hepinizi ev ziyaretimize bekliyoruz. Buyurun başlayalım. Evet, burası bizim en büyük avantajım evlilikte arkadaşlar. Evimin dubleks olması. Dubleks olması sebebiyle hem alt kattaki odaları kirletmeden özgür bir nargile içme içme imkanım oluyor. Burası evimizin üst katı. Hem de eşimle kavga etmeden nargile içme şansım oluyor. Aksi halde kesinlikle alt katta ve odalarda nargile içmeme izin vermiyor. O yüzden üst katı kendime ayırdım. Kendime göre düzenledim. Buyurun devam edelim. Burası ikinci katımızın koridoru. Burada ayrı bir lavabomuz, tuvaletimiz var. Burada ayrı bir ufak odamız var. Ve burası kışın benim nargile içme alanım. Yazın evimizin dışında terasımız olduğu için genelde ben, eşim ve arkadaşlarımızla birlikte terası daha sık kullanıyoruz. Ama şu soğuk günlerde en azından bu alan beni kışın evde nargile içmeme imkan sağlıyor. Bu sayede ben uzun zamandır dışarıda ve kafelerde nargile içmeyi bıraktım. Evde kendim hazırlıyorum. Kendi imkanlarla bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Buyurun gelin ekipmanlarımı tanıtayım size. Ben evde kendi kullandığım takım Muon'un 502 Nano 3 çıkışlı takımını kullanıyorum. Takımdan gayet memnunum. Uzun zamandır kullanıyorum aslında. Bu 304D çeliğinden üretilmiş bir takım. Şerbetsiz, boyu 40 cm, şerbetlikli, boyu 51 cm civarında. Takımı şöyle hafifçe size bir yakın çekim göstermek istiyorum. Ürünü ilk aldığınızda ürün bu şekilde parçalanmış hale geliyor. Ben ayrıyetten Muon'un karbon marpucunu aldım kendime. Ve Kraft'tan da akrilik boyayla üretilmiş bir sipsi kullanıyorum. Kraft üründür. Muon'un orijinal şeyi. Bu sette benim tek memnun kalmadığım ürün YT'nin kömürü oldu. YT'nin bu versiyonundan açıkçası ben çok verim alamadım. Sizlere de tavsiye etmiyorum. Ondan ziyade bu kokunun ürünlerini tercih edebilirsiniz. Şu an bittiği için ben zorunlu ve dışarı çıkıp alamadığım için zorunlu olarak YT kullanıyorum. Bu tanıtımda da YT kullanacağız. Onun dışında lülü olarak Alpaca Lerok gayet verimli bir lülü. Zaten dünya markası. Yakın çekimden de görebilirsiniz. Ve çok memnunum. Ekstra harici bir lülüye hiç gerek duymuyorum. Ürünü aldığınızda çok kolay bir kurulum var. Ben parçaladım. Kendim uzun zamandır kullandığım için ürün demonte vaziyetteydi ama ben ürünü parçaladım. Sizler için hemen hızlı bir kurulum gerçekleştireceğim. Arkadaşlar ürün kurulumu zaten 3-5 parçadan oluşuyor. Çok sizi sıkıntıya sokacak veya çok bilgi birikimine gerek olacak bir ürün şeyi yok. Closed chamber özelliği var. Closed chamber cihazı bu. Hem sessiz çalışmasına imkan sağlıyor hem de daha rahat nefes almanızı sağlıyor. Bu 3 çıkış. 3 çıkıştan ikisi bu şekilde bilyelerle kapalı. Birden fazla çekime olanak sağlıyor. Yani birden fazla marpuçla nargile içimi sağlayabilirsiniz ama bunun dezavantajı nedir? Şöyle söylemem gerekirse birden fazla marpuçla tek çıkıştaki olduğu gibi değil. Yani daha fazla nefes çektiği için nargilenizin daha çabuk yanmasına sebep oluyor. Ve kısa sürede de nargilenizin tükenmesine olanak sağlıyor. Bu sebeple tek çıkış her zaman idealdir. Bunun diğer 3 çıkışın 4 çıkıştan farkı duman atarken, dumanı dışarıya tahliye ederken, ayrıca tek nefes tahliye şeyi vardır, sistemi vardır içerisinde. Dumanı dışarıya atarken yuvarlak halka şeklinde dumanlar gönderiyor. Güzel bir görsel oluyor. Çok da önemli mi derseniz 3 çıkışla 4 çıkış arasında çok büyük bir fark yok. Takım hazır arkadaşlar. Bunu şişenin içine koyuyoruz. Bunları bilyeli olan yerlere, çıkış tahliye boruları hemen bu şekilde kapatıp görselimiz de hazır. Hemen ben bugünkü kullanacağım tütün Nagla Cappuccino.
genelde sert tütünler içiyorum. Hafif tütünleri anca hanım istediği zaman, o da nargile içmek isterse o zamanlara ayarlıyorum. Ben Nagla Cappuccino'nun içine biraz da süt ilavesi yapıyorum. Sütlü bir su hazırlıyorum ki hem Nagla'nın o çok yoğun sertliğini alsın, hem de daha hoş bir aroma geliyor. Ben öyle seviyorum. Tabii siz sade suyla da içebilirsiniz. Önemli olan burada serin çok az içine girmesi. Yani tahliye kısmının çok az suyun içinde kalması. Aksi halde fazla su koyarsanız hem çekim güçlüğü yaşarsınız, hem de çok memnun olmazsınız. Hemen şurada takımda sizinle birlikte birleştirelim. Bu şişesi. Bu conta şişeden genelde çıkmıyor. Bunu nargilecilerden temin edebilirsiniz. Lülemizin alt kısmı dişi lüle özelliğindedir. Conta olmazsa bu buraya oturmuyor ve bol geliyor. Çekim sağlayamazsınız, memnun kalmazsınız. Mutlaka bir tane conta edinmeniz gerekiyor. Nargilecilerde zaten çok yüksek bir maliyeti yok. 2-3 lira. Lülenin maliyeti 190 lira. Takımın şu anki güncel fiyatı yanılmıyorsam 600 lira bandında. Su buraya kadar doldursanız yeterlidir. Hemen kendi Muvo'nun Soft Touch hortumu mevcut. Bu arada ben bunları hazırlar ve tütün dolumunu yaparken şöyle bir teras görselimizde gösterebiliriz isterseniz size. Hemen kısadan buradan ışıklarımızı açalım. Şöyle görselde, yazında biz burada nargile içiyoruz. Hemen yan tarafta kısa bir Manisa manzarasıyla sizleri baş başa bıraktım arkadaşlar. Evet, tekrardan merhabalar. Tütünümüz bu. Nagla Cappuccino. El Fakir Cappuccino'ya göre biraz serttir. Herkes içemez. Ama içicisi de, ben normalde nargile içmeye başladığımda ilk yıllarda özellikle El Fakir'in ürünlerini tercih ediyordum. El Fakir Cappuccino ve benzeri. Ancak son zamanlarda orijinal ürün temininde sıkıntı olduğu için El Fakir Cappuccino'yu bırakıp Nagla Cappuccino'ya başladım. Başlarda zorlandım, tad alamadım ama sürekli içince belli bir süreden sonra alışkanlık oldu. Ve ben ağır tütün seven bir insanım. Çift elma olsun, cappuccino olsun, üzüm olsun. Diğer meyveli ürünler beni nargile içmişim gibi hissettirmiyorlar. O sebeple mümkün olduğu kadar bulabilirsem güvenilir satıcılardan Nagla Cappuccino almaya çalışıyorum. Bugün folyolu bir sistem deneyeceğiz. Normalde ben şuralardan yanık izinde gördüğünüz gibi yanmaz kullanıyorum. Nargile uzmanından almış olduğum yanmazı kullanıyorum. Ancak bugün folyolu bir sistem deneyeceğim sizinle. Çünkü diğer türlü altına tütün bir miktar yapışıyor. İlk çekimden sonra tütünü, yani ilk içimden sonra tütünü yenilemeniz gerekiyor. Ben bunu hazırlayayım. Kömürlerimizi koyalım ve ürünün çalışma performansını sizlere videonun ikinci kısmında göstereyim. Arkadaşlar, nargilemiz hazır. Hazırladık, gözlerini koyduk. 3 köz koydum folyoya. 2 köz yetersiz geliyor. Biraz bekledi. Herhalde folyomuz ısınmıştır diye düşünüyorum. Şimdi size çekimini gösterelim. Muvo 502 Nano takımı. 3 kişi rastlıyorum. Çekim ve tahliye performanslarını gösterelim. Muvo 502 Nano benim gerçekten memnun kaldığım bir ürün. Piyasada 500-600 liralık nargile takımı almayı düşünen arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum. Takımın en büyük özelliği arkadaşlar full çelik olması. 304L çelikten üretilmiş. Hem taşımaya uygun. Eğer dilerseniz yanınızda taşıyabilmeniz için ben çantasını da aldım. Şu çantayı şöyle göstermek istiyorum size. Çok fonksiyonlu bir çanta. Bu çanta sayesinde dilediğiniz her yere şu kadar elinizde taşıyabiliyorsunuz. Benim en sevdiğim özelliklerinden birisi o. Çünkü ben gittiğim seyahatler olsun ya da dışarıya çıktığım zamanlarda mutlaka nargile arayan birisiyim. Nargile aradığım için de sürekli takımımı yanımda taşımak istiyorum. Ve bu benim için çok faydalı bir özellik.
Gördüğünüz gibi takım gayet iyi. Bugünlük tanıtımımız bu kadar. Umarım size faydalı bilgilerde bulunabilmişizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalımızı takip etmeye devam edin. Yine başka bir tanıtımda, başka bir vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Mümkün olduğu kadar, zorunlu kalmadıkça evden çıkmamaya özen gösterin. Hepinize iyi akşamlar. Sevgiyle kalın.